Çin'den gelen son açıklamalarsa endişe verici. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Yaowei, virüsün bulaşma kabiliyetini artırdığını ve enfeksiyonların sayısının artabileceğini söyledi. Virüs hakkında bilinenlerin sınırlı olduğunu kaydeden Ma, virüsün mutasyonlarının yaratabileceği risklerin de tam olarak bilinmediğini belirtti. Soldaki grafik, klinik veya görünüşe göre klinik olarak onaylanmış vakaların sayısı Çin yeni yılı itibariyle 25 bin ile 26 bin civarında ve sağ grafik ise kuluçka halinde olanlar ve bu nedenle henüz herhangi bir belirti göstermemiş olanlarla bu sayı 44 bine yaklaşıyor. Profesör Leung, küresel salgın konusunda uyardı. İhtiyati bir prensip olarak bu özel salgının küresel bir salgın haline gelmek üzere olabileceği konusunda hazırlıklı olmalıyız. Bu tabii ki kesin değil, ancak zayıf ya da asılsız bir ihtimal de değil. Bunun olması mümkün, bu yüzden buna daha iyi hazırlanmalıyız. Dünyamız maalesef çok gerçekten önemli ve büyük bir imtihandan geçiyor. Bir tarafta yangınlar, bir tarafta sel felaketleri, bir tarafta ülkemizde deprem oldu. Bir tarafta Çin'de koronavirüs salgını var. Yani bilmiyorum, Allah sonumuza hayır etsin diyerek başlamak istiyorum. Bugünkü bizim konumuz koronavirüs salgını olacak arkadaşlar. Yani Çin virüsü de denilebilir. Çinliler yeni yıla bizden 25 gün sonra giriyorlar. 2020 fare yılı kutlamaları da resmen başladı. Bu nedenle 2 hafta boyunca kutlamalar yapılıyor Çin'de. Normalde Çin'de ve Çinlilerin yoğun olduğu ülkelerde büyük bir coşku ve şatafatla birbirinden ilginç ve renkli kutlamalar yapılıyor bugünlerde. Bu dönemde insanlar çalışmıyor ve sevdikleriyle, aileleriyle birlikte vakit geçiriyorlar. Hatta öyle ki yeni yıl kutlamaları nedeniyle yollara dökülen yüz milyonlarca kişi nedeniyle dünyanın en büyük insan göçü yaşanıyor. Toplu taşıma araçlarında yer bulabilmek için haftalar öncesinden biletler tükeniyor. Bu geleneğin masalımsı bir hikayesi de vardı ama ben şimdi ona girmeyeceğim. Bütün bu kutlamalar bu yıl yapılmıyor. Çünkü yani her sene yapılırken bu yıl yapmıyorlar bu kutlamaları. Çünkü koronavirüsü ya da halk dilinde Çin virüsü denen ürkütücü bir salgına yol açan virüs yüzünden Çin'deki şu an tam 12 kent karantina altına alındı. Maalesef hızla da yayılmaya devam ediyor. Henüz çok yeni fark edilen bu virüsün sebep olduğu salgın için ilaç ve aşı yok. Ayrıca koronavirüs türünün 3 ay içerisinde mutasyona uğrayacağı söyleniyor. Yani bir takım değişikliklere uğrayabileceği öngörülüyor. Tabii böyle bir durumda Çin virüsü koronavirüs insanları nasıl etkiler, bu da bilinmiyor henüz. Her ne kadar Rusya aşı üretimine başlayacağını duyursa da bu bilgiler ışığında bu aşının ne kadar faydalı olabileceği de tartışma konusu. Yeni bir koronavirüs çeşidi türü olduğu için teknik bir ismi var, fakat koronavirüs Çin virüsü denilmesinin yanında ayrıca ilk defa Çin'in Wuhan kentinde tespit edildiğinden dolayı aynı zamanda Wuhan koronavirüsü olarak da biliniyor. Çin'in ne kadar kalabalık bir ülke olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmeyeniniz yoktur herhalde. Bilmeyenler varsa da ben söyleyeyim. Çin nüfusu 11 milyon arkadaşlar. Ancak Wuhan koronavirüsü bu büyük kalabalığı adeta eve hapsetmiş durumda. Wuhan sokaklarına şu sıralar incin top atıyor diyebiliriz.
Dışarıya çıkmak yasak. Önce maskesiz dışarıya çıkmak yasaklandı. Herkes mutlaka maske takıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde bu hastalık nedeniyle durup dururken aniden yere düşüp ölen insanların görüntüleri paylaşıldı. Belki sizler de görmüşsünüzdür sosyal medyada falan. Gerçekten bu korkunç bir durumla karşı karşıya olan Çin, hatta belki de tüm dünya ne yapacağını şaşırmış durumda. Hal böyle olunca insanların hastane dışında çok ciddi bir durum yoksa eğer dışarı çıkmaları tamamen yasaklanmış oldu. Hali hazırda hizmette olan hastaneler artık yeterli gelmediği için acilen büyük bir hastane yapılmaya başlandı. Hatta öyle ki bu hastanenin 6 gün içinde bitirilmesi planlanıyor. Hastane 1000 yatak kapasiteli olacak. Diğer kentlerle beraber 35 milyon civarı insanın ulaşımı kısıtlanmış durumda. Uçak ve tren seferlerinin hepsi durdurulmuş durumda. Çünkü salgınlar en çok bu şekilde yayılıyor. Wuhan'da yaşayanlar zaten dışarıya çıkamıyor. Wuhan kentinde tren istasyonunun hemen yanında bir halk pazarı var ya da balık pazarı da denilebilir buna. Ama burada balıklar ve çeşitli deniz ürünlerinin yanı sıra çok çeşitli hayvanların satışının yapıldığı bir pazar. Wuhan koronavirüsünün ilk olarak buradan çıktığı düşünülüyor zaten. Bu pazarda tavus kuşu, fare, mis kedisi, maymun, yılan, yarasa, koala ve hatta pek çok çeşit hayvan ve hayvan eti bulunuyor arkadaşlar. Çin virüsünün buradaki hayvanlardan birinden bulaştığı ve salgına dönüştüğü düşünülüyor. Yapılan araştırmalara göre bölgede çok sevilen ve aslında oldukça pahalı olan yarasa çorbası veya yılandan geçtiği ağırlık taşıyor. Aslında koronavirüsleri yeni değil, farklı özelliklere sahip oldukça büyük bir virüs familyası diyebiliriz. İlk defa 1960'lı yıllarda keşfedilmişti. Bu büyük virüs familyasının sadece 6 tanesinin insanlar için bulaşıcı olduğu tespit edilmişti. 2002 yılında çıkan SARS salgını ve 2012'de ortaya çıkan MERS salgınları bahsettiğimiz 6 çeşit virüsten türemişti. Çin virüsü ağzın arka tarafında ve boğazda bulunan hücrelere yerleşiyor ve insanlara da bu yolla, yani solunum yolu aracılığıyla ulaşıyor. Arkadaşlar sesim kötü, biraz kusura bakmayın. Tam da koronavirüsten bahsederken bir an tedirgin oldum. Allah korusun. Koronavirüs belirtileri nelerdir diyecek olursak, hastalık kendini gribe benzer bir şekilde baş ağrısı, yüksek ateş ve öksürük şeklinde seyrederek belli ediyor. Ardından şu sorunlara baş gösteriyor. Tabii bu arada böyle olunca benim gibi bir an tedirgin oluyor insan. Ya öksürüyorum, ne oluyor, sesimde değişme var, İşte başım ağrıyor, ateşim yükseldi, ne oluyor, acaba olabilir mi? İster istemez endişeleniyor insan, Allah korusun. Ben devam ediyorum. İştahsızlık ve kilo kaybı, ateş, halsizlik, durgunluk, karın bölgesinin şişmesi, görme problemleri, gözün sulanması ve gözde oluşan renk değişimi, solunum ve akciğer sorunları ve nezle, denge sorunları, genel psikolojik durumda değişme, mutsuz bir yüz ifadesi ve bunun yanı sıra akciğer, karaciğer, solunum yolları, mide, bağırsak ve sinir sistemini bile etkileyebiliyormuş arkadaşlar. Bu arada bu konuda sizlere doğru bilgiler verebilmek için bir taraftan araştırma yaparken az önce bir habere rastladım. Amerika koronavirüsü bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle bu anda bulunan büyükelçiliğini kapatma ve aileleriyle birlikte personelini ülkelerine geri çekme kararı aldı. Bu arada da WhatsApp'tan mesajlar geliyor. Ama bilmiyorum tekrarlayabilir miyim bu ses kaydını bu sesle. O yüzden kusura bakmayın aynı kaydı koyarsam eğer. Türkiye'de koronavirüs bulaşma riski var mı? En çok mu bunu merak ediyoruz tabii ki. Belki görmüşsünüzdür, 2-3 gün önce haberlerde göstermişlerdi. Çin'den gelen birinin hasta olması nedeniyle çok ciddi tedbirler alındı. Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde onun için özel bir karantina odası oluşturuldu ve 36 saat gözlem altında tutuldu. Klinik durumunda herhangi bir bozulma gözlenmeyince ancak hastanın kendi isteği üzerine yine özel bir ambulansla ve personelle beraber memleketlerine gönderildi. Kişide koronavirüs bulgusu olmamasına rağmen şüpheli vaka olması sebebiyle onunla birlikte giden personel sıkı bir taramadan geçirildi. Ayrıca havaalanlarında özel karantina odası hazırlandı ve koronavirüsü ile ilgili herhangi bir şüphe oluşturan Çinli yolcular derhal karantinaya alınacak ve özel olarak hazırlanan ambulansla hastaneye kaldırılacak. Olası şüpheli kişi olgusunda kişilerin gönderileceği hastaneler de belirlendi. 5 hastanede bunun için özel tecrit odaları, yani karantina odaları ve steril alanlar oluşturuldu. Koronavirüsünden korunmak için ne yapmalıyız?
Uzmanların önerdikleri kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek, pişirilmemiş yiyeceklerden uzak durmak, hayvanlarla direkt temasa geçmemek gibi bazı önlemler alabileceğimiz söyleniyor. Özellikle kediler Allah korusun yatkınmış. Gerçi kedilerin atlatabiliyormuş kendisi ama birçoğu yani daha doğrusu. Ama insanlara bulaşırsa tabii durum daha vahim, Allah göstermesin. Neyse ki şu anda ülkemizde korkulacak bir durum yok. Allah hepimizi korusun diyorum. Bu arada böyle vakalarda yani afet, salgın gibi durumlarda çok fazla spekülasyon yapılır ve asla astarı olmayan birçok bilgi türetilir. Özellikle sosyal medyada gördüğünüz, duyduğunuz her şeye inanmamanızı tavsiye ediyorum. Kaynağı doğrulanmayan, bilimsel verilere dayanmayan bilgi ve haberlere itibar etmeyin. Çünkü böyle durumlar kişilerde panik durumu oluşturur. Zaten şu anda 2000 civarında Wuhan virüsünün çok büyük çoğunluğu Çin'de görüldüğü ve hayatını kaybedenlerin de %2 civarında olduğu biliniyor. Bu da şimdilik çok ciddi bir rakam olarak görülmüyor. Dünya Sağlık Örgütü de bu yüzden uluslararası acil durum ilan edilmesine gerek olmadığını açıklamasını yaptı zaten. İlerleyen günlerde ne olacağı belli değil tabii ki ama şu an için en azından ülkemiz adına şükürler olsun ki korkulacak bir durum yok. Ve videoyu burada bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz sesime rağmen beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olun ve abone ol yazısı yanındaki zil resmine tıklayıp bildirimleri açın ve benden istediğiniz videolar varsa yorumlarda belirtirseniz o konularda videolar çekmeye çalışırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bütün hastalıkların, kötü şeylerin hepimizden uzak olması dileğiyle sevgiler, hoşça kalın.